Bütün bu sorulara nasıl cevap bulacağım derken sonunda cevabın kaynağını buldum. Sorularımın cevabı İslam dinindeydi. Bütün sorularıma sadece İslam'ın cevap verebileceğini fark ettim. Çünkü İslam bir bütündü. Bilimde, tıpta, her şeyde. Her sorunun bir cevabı, bir çözümü vardı. Ammar'ın hayatının dönüm noktası olan İslam'la karşılaşması da oldukça ilginçtir. Fransa'daki Cezayir'deki izlenimlerim aslında iyi niyetli bir insan olduğumu da gösteriyordu. Yani garipliğe bakınız ki iyi niyetli bir şeyler anlatmak için gidiyorsunuz fakat siz daha gerçeği bulamamışsınız. Aslında tüm Müslümanlar, yani gerçeği bulmuş olan bu insanlar, bu gerçeğin farkına varmalılar. Böylece sahip olduğu bu büyük İslam'ın şerefini hissedebilirler. Cezayir'deki halka olan sevgimden, Müslümanlara acımamdan dolayı onlara gerçeği anlatmak, onları da Hristiyan yapmak istiyordum. Ve zaman zaman Müslümanlarla tartışıyorduk. Ancak yaptığım tartışmalarda aslında mantıksız olanın kendim olduğunu fark ettim. Çünkü Müslüman kardeşlerle sohbet ederken, tartışırken onların söyledikleri benimkinden çok daha mantıklı geliyordu. Hristiyanlıkla ilgili ortaya attığım tüm bilgiler çürütülmüştü. Hatta bana verilen cevaplardaki tutarlılık ve doğrular beynimde şok etkisi yapmıştı. Evet, hayata dair, dünyaya, ahirete dair söylediğim, Hristiyanlık adına savunmaya çalıştığım şeylerin gerçek cevaplarını tartışmaya girdiğim bu insanlardan alıyordum. Bulduğumu sandığım soruların cevapları karşımdaki insanlarda duruyordu. Bu da beni Kur'an'ı ve hadisleri araştırmaya, Fransa'daki tanıdığım Müslümanlara İslam diniyle ilgili sorular sormaya itti. Kafamda oluşmuş soruların cevaplarını bir bir Müslümanlardan alıyordum. Yanlış yerde, yani Hristiyanlıkta aradığım tüm gerçekleri bir dönem düşman olduğum İslamiyet'te bulmuştum. Hayatımın anlamı ve huzuru asıl şimdi başlıyordu.